Sağ olun. Efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir de plaketlerimiz var efendim. Onları da İstanbul Başkanımız Faik Yılmaz Bey takdim edecek. Ömer Bey. Ayşegül. Bunları verelim mi? Evet. Sizin oyuncular da sonra bir hep beraber. Tabii, hep beraber tabii fotoğraf çektireceğiz. Ben genel başkanımın müsaadesiyle onu kaldırarak size şöyle yapalım. Mikrofonu kaldır. Çok havalıymış ama ya. Çok. Artık dükkanın güzel bir yeri. Hiç merak etme. Valla dükkanda yürür mü? Biz bunu eve götürelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şöyle. Başkanım buraya. Başkanım. Kadir Bey, duygularınızı alalım. Efendim az önce de söylediğim gibi yani esnaf örgütlenmesi çok önemli bir örgütlenme. Bir de kökü, tarihi, geleneği olan hem yani ülke ekonomisinin yanında bir de etik değerleri olan, bu ülkeye dair değerleri olan bir örgütlenme. Bu örgütlenme eğer bizi buna layık gördüyse biz bundan onur duyarız, şeref duyarız. Demek ki bu değerler sistemin içinde biz de hatıra geldik. Var olun, sağ olun. Allah yollarınızı açık etsin efendim. Hayırlı kazançlar versin. Amin. Esnafımız amin. Var olsun amin. Her zaman. Sağ, sağ olun. Bizler bu özellikle bu mesleklerimizin esnaflık mesleğinin yaşaması için zaten içinde olduğumuz bu kültürü otomatik olarak hani yazıyoruz, çiziyoruz ve şey yapıyoruz, canlandırıyoruz. Elimizden geldiğince bu kültürü yaşatmaya gayret edeceğiz. Tabii ki bunun kökleri ahilik sistemine dayanıyor. Yani ustalık, çıraklık ilişkileri, biz bütün bunları Sayın Başkanım zaten dizimizde işlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra daha büyük bir şekilde işleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güç verdiniz, moral verdiniz efendim. Var olun. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Başkanım. Buyurun efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ve bir layık üveçili bu dizinin çekilmesi, yapılması, burada rol alan arkadaşlarımızla birlikte, senaryosunu yazan arkadaşlarımız, Türk Esnaf Sanatkar geleneğine uygun ahilik kültür ve geleneği 8 yıllık bir tarih. Dolayısıyla bunu bugün yine aynı canlılık ve aynı heyecanla günümüze taşıyıp günümüze sevdirmek bizim için en büyük onur. Sağ olun. Biz sizi kutluyoruz. Sağ olun efendim. Başarınızın daim olmasını diliyoruz. Sizin bu yapmış olduğunuz Türk Esnaf ve Zanaatkar için de önemli bir katkı. Çünkü değişen ve gelişen ülkemizde esnaf ve zanaatkarlık artık rekabet koşulları içerisinde neredeyse yok olduğu ilginç tutan, hakikaten bizden sonraki nesillerde acaba nerede olabilecekler diye aranan ama yerine koyulamayan bir meslek dalı. Ben sizi kutluyorum. Tekrar teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hayırlı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılı olmasını diliyorum. Sayın Başkanım. Ahilik kültüründe pabucun dama atılması diye bir şey vardır evet. Biliyorsunuz. Yani bir yanlış yapan, bir hatalı davranışta bulunan bir elemanın pabucu dama atılırdı. İnşallah biz öyle bir yanlış yapmayız. Bizim pabucumuzu lütfen dama atmayınız. O zaman Sayın Genel Başkanım bir koltuğa alıp bir tabii ki gerçek onu tıraş yapacağım ama oyuncularımız de bendevi falan dökene tıraş yaptıracak Hasan Bey. Zaten iyi o konuda. Sağ olsunlar bize. Yok artık bir hemşeker var olun. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım hiç böyle bir fotoğraf olmadı değil mi? Vallahi bir sağlam edildiniz. Sayın Başkanım. Evet. Kadir'in yapacağı tıraştan ne çıkar ben bilmiyorum. Yani siz karar vereceksiniz. Ustaya bırakalım Sayın Başkanım ben. Biz daha kalfa sayılırım. Eyvallah. Ben şimdi berber çocuğuyum. Kadir de sonra memur çocuğu. Memur çocuğu. Berberden sonra da el attı. Artık siz hanginizi tercih ederseniz ya da
karşılıklı. Tamam, ama benim yaptığım var. Taraf daha güzel olacak. İkinize birbirinizden ayırdığımız zaman değer yitirmesi olur. İkinize birlikte. O zaman genel başkanım, bir tarafı yaptım. O zaman genel başkanım, benim de bir teklifim var. O zaman kim daha başarılıysa biz de oda olarak kendilerine bu yeşil diplomasını verelim. Verelim. Zaten var orada. Zaten var. Ustalık ben ya. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle o zaman evet. Şey yapalım. Sayın Başkanım isterseniz saçlarınızın son haline bir fotoğraf mı alsın arkadaşlar? Bakın bakın. Ah be neyin onlar da. Pardon. Peki abi. Hadi abi. Bayağı bir tıraş nerede oluyoruz? Şimdi Sayın Başkanım şöyle bir şey olabilir. Bak onu biz şey yapalım, uyaralım. Kafanın yarısı başka, yarısı başka olabilir. Olsun, biraz bu da değişik bir imaj. Bu zamanın... Çalışıyorlar başkanım. Oğlum hakikaten vallahi, şey yapma. Süper, yok böyle. Üçten cipten kesme. Hayır, gerçekten. Gerçekten çok güzel. Yani. Ya en azından tarayalım Sayın Başkanım. Tabii. En azından. Ha? Şahane oldu. Vay vay vay. Tabii, vay, tabii. Vay. Neticede... Abi şeyimiz neredeyiz? Sizin dükkanında pudra nerede abi? Abi pudra pudra işte yaparsak ne işe? O zaman çok... Ha. Abi fazla şey yükselmeyelim. Fazla yükselmeyelim. Fazla yükselmeyelim. Şimdi değil en azından. Bir dahaki gelişim. Yani belki tedariki gelmemiştir Sayın Başkan. Şöyle yapabiliriz. Bir de fotoğraf alalım. Bir de şöyle yapalım. Tamam hadi abi. Evet, tedarikli değildir belki Sayın Başkan. Tedarikli misin? O zaman Sayın Başkanım. O zaman bu mahallede adet 100 kağıttan aşağı baş verir mi Sayın Başkan? Bir dakika çözelim mi ondan sonra başlayalım. Vallahi ben dur çözmeyelim fotoğrafı. Fotoğrafları da alalım ne olursunuz be. Şimdi tekrar bir daha yapacağız aynı bir tanesini. Tamam. Başkanım tekrar. Başkanım tekrar. Damat uzatıp çekelim. Başkanım tekrar. Şöyle be. Yüzünüze sürün şöyle yüzünüze. Artık bizim derden bundan sonra bizim 20'lik tıraş olduğumuz. Kadir, yürüyüş taşı. Evet. Teşekkür ederim. Efendim bir de buraya bakarsın. Aslında dışarıda daha güzel olur. Yok daha yok, dükkanın içerisinde. Yok yok. Mekan. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun.